İnsan karnı doyunca arıza çıkaran tek canlıdır. Zannediyorum biliyorsunuz ne demek istediğimi. Her işimiz yolunda giderken, yatlarımız katlarımız bile olsa bir şekilde böyle bir soldan geliyorlar. Böyle bir şeyler yapasımız geliyor. Bir kabımıza sığmıyoruz. Devamlı kendimizi bir zorlayasımız var. Mutlu edilemeyen bir tür. Bir şekilde ihtiyaçlarını karşılasanız bile, biyolojik ihtiyaçlarını, zihinsel olarak bir sorun yaşıyor bu arkadaş. Ve bunu insanın fabrika ayarları başlıklı bir konuşmada anlatmıştım. 5 tane ayar saymıştım. Bu 5 ayar son derece basit. Milyonlarca yıllık evrimsel sürecin bizdeki mirasının sonuçları, doğal. Çoğunu biliyorsunuz. Efendim işte çok hareket etmemiz lazım. İşte maalesef az yememiz lazım, lezzetli ama çok yiyince problem çıkıyor. Diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmamız lazım. Düşük stresli bir ortam tasarlamamız lazım kendimiz için ya da stresimizi yönetmemiz lazım. Ve kendimizi içinde bulduğumuz sınırları bir şekilde zorlamamız lazım. Aksi takdirde mutlu olamıyoruz. Böyle tuhaf bir türüz biz. Ama bugün, o gün bahsetmediğim 0. ayar dediğim çok önemli bir ayardan bahsedeceğim. Bu ayarda kaos ayarı. Bu 0. fabrika ayarı. Hani sonradan bulursunuz da önemi anlaşılır, 0'a yerleştirirsiniz ya, termodinamiğin 0. yasası gibi. Bu da öyle. Ne yaparsan yap, kaotik yap. Ne demek istiyorum? Sürekli aynı insanlarla görüşürseniz mesela IQ'nuz düşüyor. Devamlı aynı şeyleri yerseniz metabolik stres geliştiriyorsunuz. Hayatınızda sürekli şaşırtma ve sürpriz olunca beden ve beyin ayılıyor. Diyor ki bir dakika, benlik bir şey var. Ben bir online olayım. Yani ben bir gelişeyim, yeni hücreler yapayım falan filan. Şimdi kaos böyle deyince olumsuz bir tabir gibi. Yani biz normalde hayatımızda kaos sözcüğünü biraz böyle anarşi, düzensizlik, kargaşa, belirsizlik falan anlamlarında kullanıyoruz. Halbuki kaos bilimde bambaşka bir şey. Tabiatın işletim sistemidir kaos. Mesela işte yazın sıcak, kışın soğuk olacağını bilirsiniz ama önümüzdeki sene bugün havanın kaç derece sıcaklıkta olacağını söyleyebilmeniz, yağmur mu kar mı yağacağını tahmin edebilmeniz pek mümkün değildir. Çünkü bizim matematiksel hesaplamalarımızın erişemediği bir düzendir havanın düzeni. Açın cep telefonlarınızı, 5 günden fazla hava tahmini alamadığınızı göreceksiniz neticede. Ama hava koşulları ya da tabiattaki olaylar düzensiz de değildir. Belli bir sistem vardır, sadece biz öngöremeyiz. Öngöremeyeceğimiz kadar karmaşık ama düzensiz diyemeyeceğimiz kadar da düzenli olduğu için biz buna kaos adı veriyoruz. Yani tabiat ve bizim bedenlerimiz, bütün canlı bedenler burada eğitildi, burada yapıldı. Biz aslında kaosu anavatan olarak bayağı iyi tanıyoruz. Ama ve lakin tarihsel olarak bir tercih yaptık. Mesela bu resim bence güzel anlatıyor. İşte bir tane ipi şöyle yere bıraksanız herkes soldaki şekli yapar. Ama sağdakine bakınca diyorsun ya burada bir emek var. Birisi gelmiş böyle bükmüş, etmiş, güzel ne hale yaparım en azından falan diye işe yarayan bir şeye dönüşmüş. Dolayısıyla biz sağdakine düzen diyoruz ve hoşumuza gidiyor. Mesela bununla bu binaları, medeniyetleri yapıyoruz. Soldaki kaos, marjinal sanatçılar seviyor sadece. Öyle çok da fazla bizim için bir şeye benzemiyor. Sonra biz bir tercih yaptık. Kendimize düzenli yaşam alanları oluşturduk. Şehirler yaptık, kaosu tabiata bıraktık ama pikniğe sürekli kaosa gitmeye çalışıyoruz. Yani şehirde bir darlanıyoruz dikkat ettiyseniz. Şimdi bu soru işareti, her şey bizim için yapılmış şehirlerde. Şehirlerde psikiyatristlerin kapılarında kuyruk var. Herkes bir sıkıntı yaşıyor. Yani trafiğin bilmem ne çok düzenli olduğu Kuzey Avrupa ülkelerinde bile intihar oranları efsane gibi anlatılır biliyorsunuz. İnsan bir darlanıyor yani bir şekilde. Kaosla düzen arasında enteresan bir geçiş de yaptık biz. Eskiden tabiatta muhtemelen atalarımız acıkınca yiyorlardı. İşte uykusu gelince uyuyordu. Coşacağı varsa coşuyordu, duracağı varsa duruyordu. Şimdi artık dışsal bir zaman var. Mesela bu etkinliğin bir saati var işte. İlla o saatte başlayacağız. Ama Türkiye'de olduğumuz için tabii gecikmeler başladı. Olacak bu, niye olacağını anlatacağım zaten bugün. Dışsal bir saate yetişmek çok stres yapan bir şey. İçsel saatinizde yaşadığınızda her şey o fıstık gibi. Ne zaman isterseniz öyle yapacaksınız ama şimdi devamlı dışarıdan bir zaman yakalamamız gerekiyor. Sağdaki arkadaş muhtemelen servis bekliyor. Saat 5'e çeyrek var. Günlük bütün işlevleri bitmiş. 15 dakika sonra servis gelecek ve tamamen işlevsiz halde, atıl bir vaziyette beklemek zorunda. Tabiatta böyle bir şey yapamazsınız. Mesela biz bazen pikniğe giderken doktor arkadaşlar metodik olduğu için piknik programı dağıtıyorlardı bize beraber gittiğimiz pikniklerde. 8.35 yola çıkış, 9.05 piknik alanına varış, işte yakılış, 13.30 mangal yeme falan gibi. Kavga çıkıyordu tabii. Biz piknikte böyle şeyler yapmak istemiyoruz. Canımız ne zaman isterse o zaman yapmak istiyoruz. Fakat dışsal zaman bizi çok strese sokuyor. Dolayısıyla modern dünyada bizi gelen bir şey bu. Eminim hepinizin planları vardır. Bu hafta yapılacaklar, bu yıl yapılacaklar, şirket hedefleri bilmem neler falan.
biliyorsunuz ki çoğu olmayacak. Yani biz bu planları yapıyoruz ama Murphy kanunları her zaman galip gelecek ve bir şekilde işler ters gidecek. Bak söylüyorum, bu kadar güzel planlanmış etkinlik, 15'er dakikalık konuşmalar süre geçiyor. Uzayacak, akşama görürsünüz. Planlar böyledir. İzmirliler bunu bilir netice itibariyle. Burası biraz daha rahattır o açıdan. Netice itibariyle biz planları niye yapıyoruz? Mesela ekonomistlere soruyorum. Şimdiye kadar kaç kriz gördün? 40'lı yaşların üstündeyse böyle yapıyor. Yani bir sürü. Diyorum ne kadar stabil oluyor? Diyor ki 7-8 senede bir kesin oluyor. Diyorum o zaman yaz takvime. Ona göre pozisyon alalım. Niye her krizde sürpriz olmuş gibi yapıyorsunuz? Ne zaman olacağını bilmiyoruz ya, takvime de yazamıyoruz. Hiç kriz olmayacakmış gibi, hiç hasta olmayacakmış gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Çünkü belirsizlik bizi çok strese sokuyor. İnsan türü gibi geleceği görebilen bir beyne sahip bir canlının belirsizlik en büyük düşmanı. Dolayısıyla biz planları ve programları aslında önümüzü görebilme illüzyonu için yapıyoruz. Eğer onların gerçek olduğunu düşünürsek de strese giriyoruz. Benden size tavsiye, plan yapın ama çok da kasmayın. Sonuçta her şey olacak. Bununla baş edemediğimiz için devamlı diyoruz ki biri bize bir formül versin. Mesela ben insanın fabrika ayarlarını yazıyorum. Hocam ne yiyelim? Allah aşkına bir şey. Ne bileyim ben, baksana bana. Yani ağzına geleni yiyen adamım ben. Ben size nasıl formül vereyim? Kendinizin doktoru olmanızı gerektiren bir dünyada yaşıyoruz aslında. Kendinizin yaşam koçu, kendinizin diyetisyeni olmanız gerekiyor. Ama biz adımları seviyoruz. Niye? Öngörülemeyen bir yerde bizde öngörü illüzyonu yaratıyor. Bir şekilde diyoruz ki ne güzel, ben bu adımları atarsam olur. Ama olmuyor biliyorsunuz. Bu adımlar bir şekilde çalışmıyor. Tabiata bakarsak eğer, tabiatta hiçbir yolun dümdüz olmadığını görürüz. Tabiat, karşılıklı etkileşimler arasındaki barış anlaşmalarıyla yolunu bulan bir sürü süreçten oluşur. Ve biz düzenli, sistemli olarak kurduğumuz, şu modern medeniyette sağlayamadığımız düzenin kat be kat gelişmiş halini tabiatta rahatlıkla izliyoruz. Bir de güzel gözüküyor işin kötü tarafı. Bizimkiler o kadar da güzel gözükmüyor. Biz düzeni de sağlayamıyoruz, estetiği de beceremedik. Neden böyle? Biz insan niye böyle garip bir türüz insan olarak? Şimdi efendim, beyin tabii ki bütün mevzu. Benim de adım beyinciye çıktığı için oradan gireceğim mecbur. Beyin aşırı gelişmiş, çok fazla gelişmiş, aşırı kompresörle şişirilmiş gibi diğer canlılara göre. Ama bir şey var ki şu ön beyin, alnınızın altında kalan kısım, orası çok fazla gelişmiş. Ve bu sistemin içerisinde pakette gelen bir özellik var. Ön beynimiz dolayısıyla öleceğini bilen tek canlıyız. Hepimiz öleceğiz. Bak hiçbir şey olmuyor. 2000 kişi var burada. Aa falan diyen yok. Bunu sallamayan da tek canlıyız. Dikkat ettiniz mi? Hiç. Yani biri böyle alnına silah dayamış, sen zevkle geziyorsun. Yani öyle garip bir şey insan olmak aslında. Bir kere bu büyük bir sıkıntı. Devamlı öleceğim abi, her an 10 saniye içerisinde pıhtı atıp gidebilirim. İşte işler ters gidebilir. Devamlı bir endişe var. Paramı kaybedeceğimse anti-aging alayım, biraz süreyim falan filan. Hep bunlardan geliyor. Mesela ben o kadar hayvanda çalıştım, çocukluk travması olan hiçbir hayvan görmedim. Ya babam bana böyle yapmasa ben süper tavşan olurdum falan diyen bir tavşan olmadı yani. Dolayısıyla geçmiş ve gelecek dertten başka bir şey değil. Peki bu sistem niye var? Bize niye verilmiş? Eziyet olsun diye mi? Yani endişe, travma bilmem ne. Hayır, bunun verilmesinin çok önemli bir amacı var. Ve bu amaca yönelik olarak kullanmak için geliştirmemiz gereken en önemli şey şimdiye odaklanma becerisi. Bu iki kanatlı zihni şimdiye odaklayabilirsek ilginç bir şeyler oluyor. Tabii şimdi deyince genellikle işte carpe diem baby, bir daha mı geleceğiz dünyaya, coşalım taşalım, kordonda gezelim, günümüzü gün edelim gibi olabiliyor ama pek öyle değil. Bir insan parkta, kordonda falan yürürken genellikle zihnen hiç orada değil. Kitap okurken yaşamışsınızdır. 5 sayfa geçti, ne okudum ben falan. O arada arsa meselesinde kafanız gitti. Tekrar dönüp okumanız gerekiyor. Bunu bizden başka yapabilen canlı yok. Ama köpeğe bakın, mükemmelen orada. Harika, ağaca bakıyor ağaç, kuşa bakıyor kuş. Her şey muhteşem. Fakat zihinde süreklilik yok. Tam carpe diem köpeğinki. Ağaç sadece ağaç, sonra kuş sadece kuş. Kedi varsa her şey gitti, sadece kedi. O yüzden felsefeci falan pek çıkmaz köpeklerin arasına. Yani pek rastlamayız böyle bir şeye. Peki insanın şimdisi nasıl bir şey? Rahmetli hatırlarsınız değil mi Bob Ross? Resim sevinci. O boş duvalin karşısına geçerdi. Biz de böyle evde maç seyreder gibi abi ne yapacak acaba falan diye beklerdik.
Biz bilmiyoruz ya, abi bir şeyler çizerdi oraya, en son tam böyle ağaca kuşa benzer bir şey olurdu. Şimdi buraya mutlu bir ağaç yerleştirelim derdi, eyvah derdik, resmi berbat etti. Spatulayla kenarına beyazları bir attırırdı, bir anda üç boyutlu bir ağaç çıkardı falan. Resim derinlik kazanır, biz de hayretten kendimizden geçerdik. Ama böyle işler yapan birinin zihnine girip bakabilme becerimiz olsa eğer çok ilginç bir şey göreceğiz, başka hiçbir canlıda yok. Bu arkadaş boş tuvalin başına geçtiği zaman bunun gibi insanlar, bir, o güne kadar getirdikleri resimle, çizimle, beceriyle ilgili, beden hareketinin kontrolüyle ilgili ne tecrübe varsa geçmişten hepsini o anda orada bulundurmak zorunda. İki, belki 5 dakika, belki 5 gün, belki 5 yıl sonra bitecek o resmin bitmiş halinin de orada olması gerekiyor. Gelecekteki tahayyül ya da hedef ya da hayal. Bu ikisinin birleştiği bir zihin bizden başka hiçbir canlıda yok. Eğer bu ikisini biz şimdiye odaklayabilirsek, işte o zaman yaratıcı tür dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Şimdi çocuklarımızda ne var? Okulda bir sürü şey öğretiyoruz. Deneyim, deneyim, bilgi, bilgi, deneyim, deneyim. Çocuğum sen ne olacaksın? Ne bileyim ben, KPSS'ye bakacağız falan. Hedef yok, tek kanatlı koş. Salla dur, olduğu yerde dönüyor. Ya da benim oğlum YouTuber olacak kafaya koymuş. Fakat henüz YouTube videosu çekmedi. Oğlum niye yapmadın diyorum. Hep benden daha iyileri var, bakıyorum diyor. Aklıma bir şey geliyor, herifler çekmiş. Hayali var çocuğun, YouTube'dan milyon kazanacak. Ama video çekemediği için deneyim yok. Yine tek kanatlı koş, olduğu yerde dönüp YouTube tüketicisi oluyor. İkisini birden doldurmadan bu zihin bizim için tehlikeli bir bela haline geliyor. Böyle bir zihni tecrübe ve hayalle meşgul edip şimdiye odaklamazsak uyuşturmamız gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok. Ve biz tabiatta bununla hayatta kaldık. O şimdiye odaklanan deneyim ve hayal akış dediğimiz bir zihin durumunu ortaya çıkarıyor ve bizim kaosla dans edebilmemizi sağlıyor. Dans edenler bilir, dansta kuralları zorlayamazsınız. Algoritmik bir şey değildir. Partnerinizin hareketine, müziğin ritmine göre uyum sağlamanız gerekir. Gerçek hayat, gerçek başarı, gerçek doyum, gerçek insanca yaşamak kaosla dans etmeyi öğrenmeyi gerektiriyor. Sürekli düzenin içinde yaşayınca da bu yeteneğimizi gittikçe kaybediyoruz. Bilim insanın farkı ne sorusuna çok farklı cevaplar vermeye çalışıyor. Buna hep çalışacak. Bu bizim en büyük sorunumuz. Binlerce yıldır insanın en büyük sorunu. Ama bana sorarsanız sadece bilimden bulamayabiliriz bu cevabı. Zira 100 seneden biraz önce çok ünlü, hepinizin bildiği bir söz üstadı insana dair bir tanım yapıyor. Diyor ki, hangi müşküldür ki himmet olsun, asan olmasın? Hangi dehşettir ki insandan hirasan olmasın? Mealini verecek olursak, Türkçe ama çok anlayamıyoruz. Biraz bugünün Türkçesiyle değiştirelim. Hangi zorluktur ki birleşip, odaklanıp, himmet o demek, onu aşamayalım, yani asan olmasın. Ve hangi dehşettir, hangi korkunç durumdur ki insanı görünce korkup kaçmasın. Bu sözleri söyleyen kişi İstiklal Marşımızın şairi. Durmayalım diye bir şiiri var. Okumanızı tavsiye ederim. İnsanı ve hayatı en güzel anlatan şiirlerden biri. Bugün gelecek endişeniz olabilir. Çoğumuz yapay zekadan korkuyoruz. Bugün fişi çekince duran alet biliyorsunuz. Ay biz ne yapacağız? 160 bin yıl önce buzul çağını nasıl atlattıysak bunu da atlatacağız. Yeter ki insanoğlu ne olduğunu bir kez daha hatırlasın ve dışarılarda çare aramak yerine dönüp bir dikkatlice kendisine baksın. Çok teşekkür ediyorum.